Maça Doğru'ya hoş geldiniz. Her cuma akşamı olduğu gibi bu hafta da BRT 1 yollarında karşınızdayız ve Aksa Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları öncesi tüm maçları değerlendireceğiz Halit Dağ'la birlikte. Halit hoş geldin. Hoş bulduk Necmi. Evet, 7. haftaya giriyoruz Halit kısmetse ve yaklaşık bir saat sonra 7. hafta başlıyor Aksa Süper Lig'de. Birbirinden zorlu, keyifli karşılaşmalar bizleri bekliyor. Bugün bir maç, yarın 4 maç ve pazar günü de 3 karşılaşma oynanacak Aksa Süper Lig'de. Programı verelim önce. Yaklaşık bir saat sonra 20 Temmuz Meta Adanır Stadında Türk Ocağı'nın konuğu Cihangir. Yarın Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında Merit Alsancak Yeşilova, Yonpaş, Dumlupınar karşı karşıya geliyor. Lefkoşa Atatürk Stadında Yeni Cami Mesarya maçı var. Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında Mausa Türk Gücü'nün konuğu Çetin Kaya. Gönyeli Stadında Gönyeli Küçük Kaymaklı karşılaşması var. Cumartesi programı da buydu. Pazar günü ise 3 karşılaşma var. Değirmenlik Sadık Cemil Stadında Miracle Değirmenlik Lefke, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında Hamitköy Göçmenköy karşı karşıya gelecek ve Lefkoşa Atatürk Stadında Çayna Pazar Gençlik Gücü'nün konuğu Doğan Türk Birliği olacak. Puan durumunu da verelim. Daha sonra sohbetimize geçelim. 6 hafta geride kaldı Halit. İlk sırada Mausa Türk Gücü 16 puan. Aynı puanda Miracle Değirmenlik Averaj'da ikinci sırada. Yeni Cami 14 puan. Üçüncü sırada Cihangir 12 puan. Dördüncü sırada 11 puanlı Mesarya 5. Yonpaş Rumupınar 6. tamamladı haftayı. 7. sıradaki Lefke'nin puanı 10. 9 puanlı Doğan Türk Birliği 8. 7 puanlı Küçük Kaymaklı 9. sırada. 10. sırada Çayna Pazar Gençlik Gücü'nü görüyoruz 6 puanda. Aynı puanda Türk Ocağı 11. 12. sırada Göçmen Köyü var 5 puanda. 4 puanlı Çetin Kaya 13. sırada. Yine 4 puanlı Merit Alsancak Yeşilova 14. sırada. 3 puanlı Gönyeli 15. sırada ve 1 puanlı Hamitköy'ü de son sırada görüyoruz. Puan cetveli bu şekildeydi. Evet Halit, aktardık programı. Puan cetveli de önümüzde. Kısa bir değerlendirme alayım ve geçelim maçlarımıza. Evet, 6 hafta geride bıraktık Necmi. 7. hafta karşılaşmalar olacak bu hafta. Gece maçıyla hafta başlıyor. Aslında güzel bir maçla başlıyor. Türk Hoca ile Cihangir. Cihangir'in son haftalardaki yükselim formu, ardarda aldığı galibiyetler bir anda onu zirvenin en yakın takipçisi haline getirdi. En önemli konu da kazanırken de kaybetmiyor. Aynen, 3 beraberlikle ligin en çok beraber kalan takımı. Türk Hoca'nın da yaşanan karmaşalardan dolayı onların arkasına gelen son 2 galibiyetten sonra tekrar bir düşüşe geçtiler. Genç isimlerle yola devam ediyorlar. Evet. Zaten konu evet. Diğer konuları her hafta konuştuk. Fazla detaya inmeyelim. Futbolcuların bırakması ve işte kadro dışı kalan isimlerden sonra. Yani artık onu kabullendik gibi bir şey. Evet. Artık genç isimlerine devam edecekler. Devre arasına kadar ne toplayabilirlerse. Bakıldığı zaman Türk Hoca için önemli bir karşılaşma. Kendi sahasında kaç haftadır haftayı puansız kapatıyorlar. Cihangir'in yükselen bir grafiği var. En azından ev sahibi ekibin karşılaşmanın hiç olmasa bir puan için çıkacağını düşünüyorum ben. Cihangir'in de istatistiklerine baktığı zaman ligin en çok berabere kalan takımı ama son haftadaki yükselen bir performansı var. Nasıl bir maç olur? Yani Girne'de favori Cihangir gibi görülüyor. Spor Kamuoyu tarafından hafta içerisinde de değerlendirildi. Evet. Cihangir'in galibiyete daha yakın olduğu yönünde bilgiler var. Nitekim tabii puan tablosunda da göründüğü gibi 12 puan Cihangir iyi bir noktada. Evet. Ama Türk Ocağı da bence zor bir deplasman Halit. Yani çantada kilitlik diyemeyiz Cihangir için. Evet. Şimdi Türk Ocağı bir de saha avantajı var. Gece maçı da oynamaya alışkın. Cihangir için bu dezavantaj da olabilir. Evet. Bakıldığı zaman yani ilk baktığımızda kağıt üzerinde Cihangir'in performundan ve sonraki istatistiklerinden dolayı herkes kazanacağını düşünüyor. Açıkçası benim de Cihangir'in düşündüğüm Cihangir'in hata yapmayacağı yönündedir ama Türk Ocağı da bu karşılaşmadan bir puan çıkarırsa tesadüf olmaz. Kendi sahasında iyi oynuyor. Gençler yani sahada hiçbir şey yapmasa bile koşuyorlar. Bu da Cihangir'de özellikle orta sahası koşan, mücadele eden bir ekip. İki koşan takımın mücadele şeklinde geçecek. Golü olur yoksa biraz kısır maç görür. Yani bence gollü bir karşılaşma olmayacak. Ama son birkaç haftadır ne söylüyorsam tersi çıkıyor. o yüzden yani gönül ister ki seyirciler karşılaşmaya gittiği zaman gol görsün ama bu karşılaşmada çok gol çıkacağını düşünmüyorum.
Cihangir'in de kazanırken farklı isimlerin skora katkılarından dolayı galibiyetler geliyor. Babakar'ın o beklenen seviyeye çıkamadı. Sanki devre arası yol görünüyor gibi geldi bana. Bilmiyorum yani, tabii yanlış anlaşılmasın ama beklenen verimi alamıyorum. Aynen, yani herhangi bir yerli oyuncudan bir fark yok Babakar'ın şu an için takım üzerinde. Koşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bunu yerli futbolcularımız da yapabilir. Onun üzerine ekstra bir şeyler koyması lazım ki takımı bir level, iki level yukarıya taşıyabilsin. Geçen seneki yabancısı olsaydı Cihangir'in, Michel Lingolo. Cihangir'in puan tablosunda yani lider veya ligin ilk iki sırasında olmasına kesinlikle şaşırmazdım. Evet, Taner kadro dışı Cihangir'de nasıl değerlendirirsin? Geçtiğimiz haftadan itibaren kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Merit Alsancak-Yeşilova maçında kadroya alınmadı ve bu konuyla ilgili de bir gelişme yaşanmadı hafta için. Ya onun öncesinde ben yeneceğim maçında sahadaydım. Evet. İşin ilk başladığı şeydi. Taner'e oynanmadı Toygar Hoca. Taner de maçın bitmesine son 3-4 dakika kala yürüyerek geldi kulübeye yöneldi. Taner'le sınan bir isim daha vardı. O gelmedi. O beklediğim maç bitsin de gelsin. Muhtemelen orada soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştır. Akabinde orada Mikail'in başarılı performansı, takımın galip gelmesi. Yani kazanan takım bozulmadı. Kazanan takım bozulmadı. Tabii ki bu aile içerisinde çözülebilecek bir problem olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Taner de Cihangir yönetimi de bu konuda sağduyulu davranıp bu işi çözebilirler diye düşünüyorum. Çünkü Taner gibi bir isme Cihangir'in ihtiyacı var. Çünkü lig uzun, stoperde de kullanabilir Mikail'i, başka mevkilerde de kullanabilir. Nurettin ve Selçuk'un alternatifi şu an Mikail gözüküyor zaten. Bence oturup tatlıya bağlayabilirler bu işi. Zaten bağlayamazsa devre arası yani takas transferde Taner'in yerine o hücum gücünde eksikler olduğunu düşünüyorum Cihangir'in. Ben de aynı fikirdeyim. Yani savunmada takas transferde yok gibi. Yani aynen. Mehmet Yeşil de kalede birkaç hafta önce eleştirildi ama evet. Ben burada yine söylemiştim. Ben beğendiğimi söylemiştim. Aynen aynen. Bir maçı sonrasında. Ve Mehmet gol yemiyor. Yani Yeniçay maçında gol yemediği 0-0. Evet, başarılı bir on sevdi. Ondan önce Hamit Köy 3-0. Yani 3 maçtır da gol yemiyor. Gol yemez. Takım gol yemiyor. Kalesini golü kapattı. Bakıldığında hücum gücünde bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İşte Babakar'ın performansını artırırsa bence o eksikliği de gidereceklerdir ama dediğim gibi ligin 6 haftası geçti. Bu saatten sonra ne kadar performansını artıracaktır Babakar? O da tartışılır. İzleyip göreceğiz. Evet. Burak Sarıkaya yok Türk Ocağı'nda. Geçtiğimiz hafta da yoktu. Arka Adale sakatlığından dolayı. Tabii Arka Adale sakatlığı da bu aralar çok arttı. Her takımda neredeyse Arka Adale'de sakatlıklar yaşanıyor. Bunun da bir araştırılması lazım. Tabii zeminlerimiz de zemin değil zaten. Futbol oynamaya müsait değil. Evet. Bunun da katkısı veya zararı olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı etkisi var zeminlerin bu sakatlıklarda maalesef. Türk Ocağı Buraksız oynayacak bu akşam. Nasıl bir oyun sergilemesi lazım? Sence iki takım açısından da öne çıkacak olan futbolcular kimler olabilir? Muhittin'in çıkışı var. Cihangir'de 5 gol yaptı Muhittin de. O da gol krallığı yarışında milli isim sıralamaya girmeyi başardı. Kimler maça damga vurabilir Ali? Yani bakıldığında Türk Hoca'nın da hücum gücünün, hücumdaki performans olarak gözler Ertaç'ın üzerinde olacak. Neler yapacağı. Ertaç'la beraber Doğukan'ın da performansını merak ediyorum açıkçası. Çünkü artık fazla da alternatifleri yok iki ekibinde. Özellikle Türk Hoca'nın gençleriyle yola devam etmesinden sonra hücum gücünde de sıkıntıları var. Remzi gibi ismi kaybettiler. Cihangir açısından benim kendi düşüncem ileri hücum gücü Türk Hoca savunmasına bu akşam zor anlar yaşatacaktır. Özellikle kanatlarda Aleyna Muhittin'in özellikle de Muhittin'in artan bir performansı var. Evet. Bunların yanında orta sahadaki üçlünün hücuma hem ofansif hem defansif katkıları var. Ama Türk Hoca'nın da dediğim gibi yani gol yükü Ertaç'ın üzerinde olacaktır. Türk Hoca takımının her ne kadar Ertaç'ın üzerine kurulu bir sistemle sahaya çıkacak olsa da Cihangir teknik eti ona göre önlemini alacağını düşünüyorum. O arada Türk Hoca'ya da kampta iyi hazırlanıyor karşılaşmaya. Bunu da belirtmiş olalım. İlerleyen dakikalarda maçla ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Karşılaşmayla ilgili ilk 11'ler belli olduğu zaman sizlerle paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. Geçelim yarına o zaman Halit. Yarın da güzel karşılaşmalar var. 4 tane karşılaşma var. Girne tarafından başlayalım. Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda Merit Alsancak, Yeşilova, Yompaşlı, Unupınar.
Yeşilova belki de 6. hafta sonunda bende hayal kırıklığı yaşatan en büyük takım diyebilirim. Tek sadece bende dersem yanlış olur. Kamuoyunda. Çoğu kesimde. Evet. Aynen Yeşilova artık kazanmak istiyor. Kazanmak zorunda. Çünkü gidilen yol yol değil bana göre. Yonpaşlı'nın Pınar iyi bir grafik çiziyor bu yıl adına. Geçtiğimiz hafta Yeni Cami'yi mağlup ediyorduk derken son saniyede altyapısından yetiştirdiği Ali Bayır'ın golüne engel olamadı ve bir birlik beraberlik ama Yonpaşlı'nın Pınar iyi bir noktada puan tablosunda. Bana göre zor bir karşılaşma olacak. Sen ne dersin? Yeşilova kazanmak zorunda. Yonpaşlı'nın Pınar üst taraflarda kalma adına kazanmak zorunda. Nasıl bir maç olur? Yani sen de özet olarak söylediğinde haklısın Necmi. Bakıldığı zaman Yeşilova herkes için bir hayal kırıklığı yarattı. Futbolcu kalitesiyle sahada gösterilen performans birbirini tutmuyor. Geçtiğimiz hafta Cengiz karşısında 10 kişi de kaldılar. Bu hafta Ömür Gül de eksikleri takımın içerisinde. Zaten sınırda bir kartlar var ama bakıldığında o kadar onun için en 6-7 isim direkt her takımda oynayabilecek isimler. Yonpaşlı'nın Pınar son saniyede bir puana razı oldu. Kazanmış olsaydı puan tablosunda rakibinin Yeni Cemil'in üzerine geçeceklerdi. Çok kritik bir gol yediler. Kritik bir gol oldu. Yani belki de ligin kaderini ilerleyen haftalarda etkileyebilecek bir gol oldu. Tabii ki onlar da hafta içinde bunun eksilerini artılarını kendi işlerinde tartışmışlardır. Nelerde yanlış yaptılar, nelerde doğru. Yani tepki oldu uzatmada kenara ilgili ama yani orada hakemin kararını artık saygıdım. Bana göre maçın dakika beraberlikti yani. Gördüğüm kadarıyla pozisyonlar da denkti. Evet. İşte iki benzer özelliği takım demiştik geçen hafta. Futbolcular da, teknik heyet de. O nedenle bu Donlupınar'da Olcay Mahmut'un cihazı biter bu hafta. Dönüyor Olcay. O dönüyor. Onlar için bir artı olacak. Kadro derinliği açısından. Döndü. Geçtiğimiz hafta asisti de yaptı. Mehmet Altın seviyor Yeni Cami maçlarını. Halit. Evet, evet. Yine farklı konsantre oluyor kendi düşüncem karşılaşmalara. Bu da tabii ki o profesyonel düşünüyor. Onun için ayrı bir motivasyondur. Karşılaşma için söyleyeceğim birkaç kelime var Necmi. Yani Yonpaşlı'nın Pınar'ın bencelikte gösterdiği performans tesadüf değildir. Bunda tesadüf olmadığını göstermeleri açısından Yeşilova maçında kazanmak zorundadırlar. Bu karşılaşmayı kazandıkları zaman üst sıralarda yer bulmaya devam edecekler. Çünkü ilerleyen haftalarda artık herkes birbirine oynaya başlayacaklar. Yeni Cami'nin Değirmenlik'in maçı var. Cihangir'in Değirmenlik'le maçı var. Mesela Hanım var. Mausa deresmanı var. Önemli maçlar olacak. O açıdan kritik bir hafta. Ev sahibi ekibin de kazanması lazım kağıt üzerinde. Ama o ışığı ben açık söyleyeyim göremedim. Domlupınar en kötü ihtimal 1-0, 2-0. Yani kazanacağını düşünüyorum yani Domlupınar'ın. Yeşilova da kazanırsa artık bence bir seri yakalayabilir. Yani her hafta beklerik o seri ama. Ben bu hafta bekliyorum Halit. Gerçekten bekliyorum. Çünkü. Yani eksikleri de var. Mehmet Alsancak, Yeşilova. Yonpaşlı'nın Pınar maçları. Genellikle evinde oynayan bu maçları kazanıyor. Bir istatistik tutmuştum. Evet. Yeşilova evindeki maçları Dunlupınar'a karşı kazanıyor. Dunlupınar Yeşilova'ya karşı evindeki maçları kazanıyor. Ben Yeşilova'nın yarın kazanabileceğini düşünüyorum. Zaten sahada çok kötüymüş bu arada lapta sahası. Şimdi sahada ayıplandı. Hem lapta kullanıyor. Yani ben aslında bu performansı sahaya da bağlayabilirim Halit. Karaoğlanoğlu'na alışmıştı. Mehmet Alsancık Yeşilova hızlı pas yapabilen bir takım. Evet. Ama şimdi zeminden de dolayı pas oyunu zemin saha ölçüleri de evet hızlı etkiliyordur. Muhakkak yani dış etkenler vardır ama esas mesele bence kendi içlerindedir. Yani bunlar bence mazeret olur sadece. Tabii tabii yani başka kendi işlerinde yani futbolcunun kalitesine bakıldığı zaman ve aldığı puanlar birbirine örtüşmüyor. Evet. Ve Dumlupınar'da deplasmanlarda öyle böyle yani 1-0 atıyor, 1-3 alıyor. Ya zaten geçtiğimiz sezonda çoğu maçını 1-0. İşte takım savunmasını iyi yaptı ara zaman. İleride gol bulacak isimleri var Dumlupınar'ın. Ona güvenerekten doğru bir strateji sergiliyorlar. 1-0'da 3 puandır, 3-0'da. Ama Ömer Gül'ü arar Merit Alsancak, Yeşilova yarın. İşte arayacak orta yani. Arayacak. Yabancısını da beğenmedim yani Halit. Sekpefya'yı. Yani canlı, dediğim gibi gelmedi. Canlı olarak izlemedim. Özellikle izlediğim kadarıyla. O yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim ben o konuyla ilgili. Senin görüşüne saygı duyacağım. Geçmiş yıllarda zaten Yeşilova'nın hep bir yabancılarında bir yani Fidelis geldi, beğenildi, iyi başlamadı, eleştirdik. O dönem sonra takımın bir anda değişmez oldu, bıraktı, gitti. Yani birden şöyle bir durum var. Lualua'dan sonra çıta yükseldi Yeşilova'da. Beklenti. Beklenti yüksek olunca ve
o kolay tarz da beğeniyor, bir... beğenmiyor zaten. Aynen, onun yerine gelen isimler ya takıma dik iş tutturmuyor ya da ligimizin üstünde bir futbolcu olmuyor ve takıma en ekstra bir şey katmıyor. Yani tabii önemli konular aslında bunlar ama geçeceğiz diğer maçlarımıza da. Var mı eklemek istediğin Yeşilova, yani, Dumlupınar maçı? 5 hafta olmuş Yeşilova, 5 maçtır kazanamıyor Bilim senin aldığın notlardan. Görüyorum. Bilim Mehmet, yani bence bu ligin en güzel, en iyi golcülerinden biri. Yani evet, yazık oluyor bu takımda böyle bu şekildeki performansına. Alsanız Bilim Mehmet'i diğer takımlara, mesela durağan takımlarda, böyle takım savunmasını daha iyi yapabilen evet, takımlarda bence Bilim Mehmet çok güzel işleri yapabilir diye düşünüyorum. Az önce Cihangir örneği verdik, Babakar örneği verdik. Babakar'ın yerinde Bilim Mehmet olsa belki de çok farklı bir Cihangir olur. Kesinlikle, yani Bilim Mehmet'in kalitesi ve yaptığı tartışılmaz. Üst düzey yıllarca oynamış. Ülkemizde de oynamış. Evet, İngiltere'de, İskoçya'da, Türkiye Gençler Birliği'nde tartışılmaz ama şöyle bir durum var. Gene en başa dönecek sezon başı bu isimlerin başka takımlarla isimleri anıldı. Futbolcular da yeni bir motivasyon adına gitmek için. Yeni bir heyecan arıyor tabii. Yeni bir heyecan aradılar. Olmadı. Kolay değil tekrardan motive olmak. Bence bütün sorun da budur zaten takımda. Evet. Yani ya bu sene bu isimleri ve yolları ayırıp daha genç isimleri altyapıdan ve iş piyasadan ümit vadeden, gerekirse alt liglerden isimleri katıp bir iki de abiyle yola devam edeceklerdi. Yasin'dir, Mecid'dir, Bili'dir, işte Aksel'dir. Bunların bonservis bedellerini verenlere ya da gerek kiralık takıma hem bir katkı olacaktı hem de yeni bir yapılanmaya girecekti. Bu yapılanmaya giremedikleri için bunun bedelini şu an için ligde ödüyorlar. Futbolcular moral motivasyon olarak bence kendilerini sahaya vermiyorlar. Devre arasında ben takımda bir değişim yapılırsa şaşırmam. Ama sonuçta kolay gidemiyor o takımdan sporcular. Yani daha önce örnekleri var. Mustafa Salt da çok zor gitti. Mecdi'yi Doğan Türk Birliği istemişti. Vakkas'ı Türk Hoca istemişti. Yasin'i istemişlerdi. Yani birçok oyuncusuna talep verdi ama gidemedi oyuncular. Belki de o gidememenin verdiği moral bozukluğu, motivasyon kaybının sebebi işte hedefsizlik. Hedefsizlik Necmi yani. Aynen. Hedefsizlik, hedefsizliğin getirileri bunlar. Yani birçok oyuncudan milli takıma seçilmek istiyor. Bu takımda nasıl milli takımdan alacaksınız? Biz soruyorum yani. Bu çok iyi oyuncu. Evet. Bireysel olarak baktığında alınır yani ama bu performansla alınamaz. Alınamaz, haklısın. Dumlupınar'da da atılan 6 golün 4'ü Weston'dan. Halit. Şimdi Weston'un yıllardır bir form grafiği var. Bir standartı var. Doğan Türk Birliği'nden belli. Evet. Onu koruyor. Gayet profesyonelce ligde her yıl takıma önemli katkılar sağlayıp önemli puanlar kazandırıyor. Bakıldığında kağıt üzerinde sahada herhangi bir ekstra çok özelliği olmasa da, yani bir Ebuka tarzı bir isim olmasa da takım oyuncusu, takıma katkı veriyor. Dumlupınar'a da uydu. Dumlupınar'a da uydu. Bundan iyisi yani can sağlığı. Evet. Peki geçelim bu maça o zaman. Yarın Lefkoşa'da güzel bir karşılaşma var. Bu karşılaşma da BRT bir ekranlarından canlı yayında olacak. Evet. Yeni Cami Mesarya maçı Atatürk Stadı'nda. Utku Amamcıoğlu karşılaşmanın hakemi. Yeni Cami geride kalan 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberliği var. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta Cihangir ve Yonpaşa Nupularla üst üste 2 kez berabere kaldı Yeni Cami. Liderden 2 puan geride. Mesarya ise 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Onlar da 11 puanda. Yani çok daha kritik bir nokta. Mesarya evet, yukarıya mı gidecek? Oralarda mı kalacak? Yeni Cami ne yapacak? Kazanıp takibini mi sürdürecek, yoksa onlar da mı yavaş yavaş alt sıralara doğru mu gidecek? Böylesine zorlu bir karşılaşma. Bence haftanın en zevkli karşılaşmasından biri olacak. Mesela kadrosuna baktığımız zaman Yeni Cami altyapısından yetişen İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı kardeşler, Mehmet Özeralp gibi, Ali Üçtaş gibi evet, isimler eski takımlarına karşı mücadele edecek. Bu onlar için ekstra da bir motivasyon olacağını düşünüyorum ben. Katılırım. Yeni Cami için ise rakibin ciddiyetinin ne kadar iyi isimlere sahip olduğunu, her an ne yapabileceği isimlere sahip olduğunu bilincinde olarak sahaya çıkacaklardır. Diğer karşılaşmalara göre yani Dumlupınar maçı ayarında bir karşılaşma bekliyor Yeni Cami'yi. Zor bir maç. Zor bir maç bekliyor. İki tarafın da kazanabileceği, iki tarafın da kaybedebileceği bir müsabaka olacak. Mesari açısından İki haftada alınan Göçmenköy beraberliği, Hamitköy galibiyeti. Bunun yanında iki haftadır takım gol yemiyor. Yemiyor ama geçen hafta yiyebilirdi. Yani ben beğenmedim Mesarya geçtiğimiz hafta, bunu söyleyeyim. Yani
sahada geldi gittiği Hamitköy maçında geldi gitti şanslıydı ve zaten bu tip mesela Mehmet Özarat bu tip maçlar için alınmıştır. Kendi oyunda özelliğini gösterecek takım oyunda tuttu ve galibiyetin mimarı oldu. Yani bu yüzden bu isimlere ülkede büyük kaleci gözüyle bakılıyor. Evet. Bu isimler gereğini sahada yapıyor. Yani yılda Mehmet 2-3 maç kazandırırsa takıma 9 puan. Yani baktığınızda mesele için önemli bir şeydir. Her takım kalecisi kendilerine 6 ya da 9 puan kazandırsa daha ne sesin takımlar? Kesinlikle. Evet. O yüzden yani Mehmet'in de performansını göz ardı etmemek lazım alınan galibiyette. Onlar için yeneceğim maç öncesi moral oldu bu galibiyet. Yeneceğim'in de son senelerde bulduğu gol yenilmez lig serisini devam etmesine katkı sağladı. Bu da onlar için moral oldu. Zor bir karşılaşmada alınan bir puan. Ben güzel bir futbol açıkçası bekliyorum. Yarın sahada olacak. Galibiyetle ilgili bir şey söylemek zor. kendi görüşüm ben iki takıma da gelip gittiği anlar olacaktır karşılaşmada. Kırılmanları değerlendiren öne çıkacaktır. Galibiyete yakın olan takımı olacağını düşünüyorum. Silla Suskun Halit 3 haftadır. Silla Suskun. Omurdanmalar başladı yeneceğimi tribününde. Evet, tribünden gelen baskılar illaki etkiliyordur ismi Silla'yı. Tabii ki her hafta her futbolcu %100'ünle oynayacak. O zaten Silla'nın bizim ülkemizde işi yok. Daha profesyonel oynayacağı bir yere gelirdi. Onun da bence takıma bir katkısı var. Skor olarak üretmese de savunmayı yıpratıyor. Yıpratıcı bir özellik. Doğru. Hani her maç gol atacak diye bir durum yok. Ama yeneceğim bir de beklenti yüksek olur her zaman. Gol bekler taraftar. İşte onlar da haklı. John Ebuka'dan sonra beklenti. Olay değil artık. Olay değildir. Olay değil, onlar da haklı ama bence Silla takıma katkı sağlamıştır geriye kalan 6 haftada. Sağlamaya da devam edecektir. Yani Silla ile örnek veriyorum, yani bunu konuşmak çok erken ama Silla ile yollar ayrılırsa kim gelecek? Yani Silla antrenatör olarak John Obiko'ya getirmeniz gerekir. İlk 4 haftada 15 gol atan Yeni Cemi son 2 maçta 1 gol attı. Onu da 90+7'de attı. Evet. Bir sıkıntı var mı, yoksa rakipler mi zorluydu, yoksa Silla'yı mı çözdü rakipler, Yeni Cemi'yi mi çözdü? Yani şimdi muhakkak ki teknik heyetlerinde, Yeni Cemi rakiplerin teknik heyetlerinde bir artıları vardır rakip analizleri konusunda ve bunlar da takımı analiz edip ona göre tedbirlerini alıyorlar. Cihangir karşılaşmasında Yeni Cami'nin şanssızlık yanındaydı ve beceriksizlik de vardı. Gol atamadılar, kaçırdılar. Domuzlar maçı da gitgellerin olduğu bir mücadeleydi. Tabii ki bunun iki maçtan önce oynadığı takımlar da biraz Yeni Cami'nin bir tık altında olan takımlardı. Kadro yapılar itibariyle. Bu da onları etkiledi. Yeni Cami mesela maçı da böyle bir karşılaşma olacak. Yani Yeni Cami için kolay bir maç olmayacak. Yani... Ama Yeni Cami'nin o sahaya alışmış olması, işte Mesarya'da da Yeni Cami'de aynı tip isimlerin olması, bireysel yetenekli isimlerin olması, ayağa top yapmaları ve bundan bireysel dolayı kızların savaşı olacak benim. Kesinlikle yani İbrahim Çıdanlar, Mustafa Yaşın Sesler, Diyatata Hasan, Fırat Fiko, yani şey, yabancılar, Debutovar, Silla, kaleciler, yani birbirini beraber koyup analiz yapabilecek iki isimleri karşılaştırma yapılacak bir ilk 11 olacağını düşünüyorum iki ekibinde. O nedenle yani seyir zevki açısından güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Dilerim yanılmam. En azından yarın gitmişken gol görürük. Mesarya'da geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da kazandı Halit. Yani yeneceğim hiç galibiyeti yok Mesarya'ya karşı. Zaten Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon oynamıştı Mesarya. Evet. Tarihinde evet. Galibiyeti yok yeneceğimin Mesarya'ya karşı. Evet. Yani o da anladım. Önemli bir istatistik. Evet. Yarın tabular yıkılacak mı göreceğiz. Evet, bekleyip görelim. İki takımda da eksik yok bu arada. Mehmet Göktaş da büyük ihtimalle yarın sahadaki yerini alacak. Mesela güzel. Takımında da eksik yok. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Gazi Mausa, Doktor Fazıl Küçük Stadında lig lideri Mausa Türk Gücü Çetin Kaya'yı konuk edecek. Mausa Türk Gücü de artık formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı Halit. Üstte 4. maçını da geçtiğimiz hafta kazanmıştı. Zaten bir beraberliği var. Miracle Değirmenlik'le 0-0'lık beraberlik. Daha sonra güzel bir seri. Arda arda galibiyetler, goller. Geçtiğimiz hafta da Kayamaklı karşısında alınan 3 puan ve liderliğini sürdürüyor Mausa Türk Gücü. Çetin Kaya tabii geçtiğimiz hafta zorlasa da puan alamadı Miracle Değirmenlik karşısında. Nasıl bir maç olur? Çok kolay geçer gibisinden bakılıyor. Ama geçtiğimiz hafta da kolay bakılmıştı. Çetin Kaya Miracle Değirmenlik maçına ama öyle olmadı. Evet. Yani Mausa Türk Gücü hata yapmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü geçtiğimiz hafta Küçük Kayamaklı karşısında kritik bir galibiyet aldılar. Ne kadar da maç sonu
Kaymaklı cephesinin de hakem kararına itirazlar olsa da haklı da sayılmadığını düşünüyorum. Öyle de böyle Manisa Türk Gücü 3 puanı 1 golle aldı. Evet. Zor bir maçtı yani bu Manisa Türk Gücü açısından. Şimdi deplasmanı zordur. Evet. Evet, zor. Kaymaklı da formdaydı. Yani bakmayın Değirmenlik aslında aldığı mağlubiyetle çıktı maça. Ama Değirmenlik maçında kazanabildi küçük Kaymaklı. Yani iyi oyun oynamıştı özellikle ikinci yarı. Evet. Çetinkaya açısından Değirmenlik karşısında gösterdiği performans yani beni yanılttı dersem yalan olmaz. Çünkü beklemiyordum açıkçası bu kadar bir direniş göstereceklerine. Küçümsedi mi acaba Mirak? Muhtemelen Değirmenliğin motivasyon açısından bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Mehmet Hoca da açıklamalarında işte kamp yaptıklarını ama o gece kamp yapamadıklarını, oteli doluydu falan gibi. O da yani motive olma açısından. Her hafta kamp yapmak şart mı bence bu, ülke, bu yani ülkede? Bence de değil. Futbolcular açısından bence. Yani kampsız motive olamıyor mu Miracle değil? Yani o da onun altına sığındı. Maçtan önce görüntüler izlettiklerini, rakibini analiz ettiğini, eksilerini, artılarını aktardığını söyledi. Bu o konuda. Anladım. Ve bilinç altı olarak kim derse sesin sen de ben de futbol oynadık Necmi. Evet. Karşıda rakibi yani eminim ki güçümsemiştir. Ama Çetinkaya futbolcuları sahaya çıkıp her şeyini verdiler. Galip de gelebilirdi. Yani garip gelebilirlerdi. Yani sürpriz olmazdı oynadıkları performans ama ben Çetinkaya'dan bu performansı beklemiyordum açık söyleyeyim. Batuhan'ın da sakatlığından sonra. Yani en azından kalesine 2-3 gol yerler diye düşünüyordum. Beni yanılttılar. Değirmenliğe de bir uyarı oldu bu maç aslında. İşte küçük Kaymaklı maçı da uyarıydı. Bu da uyarıydı. İki oldu Ali. Bir zıplar, iki zıplar çekirge. Üçüncü de artık tepkilerini almazlarsa sıkıntı yaşayacaklar yani. Çünkü artık ligin ilk devresinin yarısını bitiriyoruz. Hızlı geçiyor Ali. Hızlı geçiyor haftalar. 6 hafta, 1,5 ay sezmedim geçti. Yani. Aynen. Bence dediğim gibi Manisa Türk Gücü rahat kazanacaktır, hata yapmayacaktır. Yani Mausa'nın önümüzdeki hafta Lefke deplasmanı var. Evet, işte bunu Manisa Türk Gücü... burada bu harcamaz. O baskıyı, o takım motivasyon edici isimleri de takımda var. Yani buralara oynamaya alıştılar. Son 3 sezondur, 4 sezondur, 3 sezondur buraları iyi oynuyorlar. Artık isimler tecrübelendi. Yani bir yol kazası yaşayacağını düşünmüyorum. Hiç mi yaşamayacak Manisa Türk Gücü yol kazası? Yani haftalık periyotta yani kazanıp sence şampiyonluğa gider mi yoksa arada bir yani illaki kesinlikle takılacaklardır ama Çetinkaya şu an için bakıldığında Manisa Türk Gücü'nün rakibi değil. Çetinkaya'nın rakibi Hamit Köy, Yeşilova, Göçmenköy, Türk Hoca, Gönleli bu tarz takımlar. O nedenle yani nedir futbolcuların, Çetinkaya futbolcuları farklı bir motivasyonla çıkacaklar karşılaşmaya. Lidere karşı oynayacaklardır ama karşısında da son yıllarda burayı oynamaya bilen işte çantada keklik tabiri caizseyle gözüken maçları oynamayı bilen bir takım var. O yüzden ben Manisa Türk Gücü'nün hata yapmayacağını düşünüyorum. Evet, Çetinkaya'da da genç futbolcu Ekrem'in sakatlığı devam ediyor. Düz koşullara başlamış ama bu karşılaşmada da oynaması zor görülüyor. Omuzundaki sakatlık geçmedi henüz. Manisa Türk Gücü'nde de bildiğim kadarıyla eksik yok. Evet. Ben de Manisa Türk Gücü'nün ağır bastığını söyleyebilirim rahatlıkla. Gönyeli Küçük Kaymaklı yarının son karşılaşması Gönyeli Stadı'nda. Bir karşılaşma Serhan Şimşek maçın hakemi. Nasıl bir maç olur Halit? Gönyeli artık kazanmak zorunda. Kaymaklı 2 haftadır mağlup. Onlar da kazanmaması durumunda aşağıda kalacak. Yani ligin alt tarafında olan Gönyeli'nin Küçük Kaymaklı'na nazaran puana daha çok ihtiyacı var ama Gönyeli'nin kazanması durumunda Küçük Kaymaklı ile puan farkı 1'e inecek. Osita eski takımına karşı forma giyecek. Bence Osita'nın farklı bir motivasyon olacağını düşünüyorum. Kaymaklı karşısında. Kaymaklı karşısında. Emre Hoca da eski takımına. Eski takımına karşı mücadele edecek. Yani zor bir mücadele. Tepede Gönyeli'nin sağ ve seyirci avantajını kullanabileceği. Hı hı. Ama dediğim gibi yani sadece bunlar yetmiyor sağ seyirci. Saha içerisindeki oyuncuların ayaklarını ne yapacakları önemli. Küçük ama da Felix'in başarılı bir performansı var. Yani önemli her hafta da devam ediyor ha Felix. Yani bir ıslanlardı yakaladı. Yani Manisa Türk Gücü karşılaşmasında da önemli bir performans sergilemişti. Bence bu maçta da Felix'in performansı Küçük Kaymaklı açısından. Yani sadece Felix'in değil, iki takımın yabancı oyuncular. Çünkü ikisi de kanatlarda oynayan süratli isimler. Osita gününde olduğu zaman neler yapabileceğini biliyoruz. Felix'in belli bir standardı var. Ahmet Hatay eski takımına karşı oynayacak. Bu arada onu da eklemeye şimdi düşündük Serkan sonra. Hoca da eski takım. Serkan Hoca da eski takımına. Yani bu hafta eski dostların aynen. Aynen. Birbirleri oynayacakları bir hafta oluyor. Yani benim kendi görüşüm gollü bir mücadele olacak iki takımın da. Çünkü Küçük Kaymaklı rahat kazanacağını düşünüyorum.
Yani ben de kaymaklının kazanacağını düşünüyorum ama gollü bir mücadele olacaktır. Çünkü gönlünü her karşılaşmada pozisyonlar veriyor. Küçük Kaymaklı bu pozisyonları değerlendirecek isimler var gol yollarında. Ondan dolayı gönlünden gol atabileceğini düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. O nedenle Kaymaklı da ben Felix'e bağlı kalmasını yanlış buluyorum. İşte bu yıl bu sezon da öyle gidecek. Geçtiğimiz sezon da öyleydi Halit. Yani Kaymaklı'da yok mu başka oyuncu, yani kanatları kullansın, gol atsın, asist yapsın. İşte tek Felix mi yani? Orada deniyorlar. Arda deniyorlar orada. Yağış'ı deniyorlar. Felix ileride. Yani aynı isimlerin üzerinde sürekli bir hareketlilik var. Taraftar da gelmiyor sonra maçlara. Yani Kaymaklı taraftarını ben çocukluğumdan beri bilirim. Stat doları daşardı. Şimdi evet. O taraftarını da arıyor Küçük Kaymaklı. O hava kalmadı çünkü bizim Kıbrıs ülkemizde genelde seyirciler takım zirveye oynadığı zaman tabii ki iyi günde daha çok takımın yanında oluyor. Tribünle doluyor. Küçük Kaymaklı'nın o İbrahim Çıdanlıların oynadığı, Sedatların oynadığı evet. O yıllarda Kıbrıs Kupası'nı kazandıkları yılları ben düşünüyorum. Mehmet Hoca'nın antrenördüğü. Bu dönemlerde işte eski Sedatların, Zengalan'ın oynadığı yıllarda farklı bir hava vardı. Takım hep yukarılara oynuyordu. Son birkaç sezondur bu Küçük Kaymaklı da yok. O nedenle bir seyirci kaybı yaşamaları gayet normal. Ama ben toparlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece taraftar anlamında değil, yönetim olarak, camia olarak. Küçük Kaymaklı büyük bir camia. Bu camiayı tekrardan toparlamaları gerekir. Yani, çünkü Kaymaklı ligin olmazsa olmaz bir kulübüdür. Evet. Bu kadar aşağılarda kalması daha ligin başı. Ama en azından biz futbol severlere ben bu işin içinde varım. Bu yarışın içinde ben de varım dedirtecek bir futbol, bir yapı göstermesi lazım. Evet, haklısın. Ben olayın farklı bir boyutundan bakmak isterim. Tabii. Zaten sen de ben eminim ki aynı konudasın. Aynen. Yani Küçük Kaymaklı Başkanı Kaya Şin'e geldikten sonra tesisleşme anlamında da önemli işler yaptılar. Kesinlikle. Antrenman sahası kazandırdılar, sahanın ışıklandırılması, işte elektronik skorboardu. Kendi imkanlarıyla yani yaptılar. Kendi imkanlarıyla, sponsorlarla, dükkanlardan kira gelirleri var. Yani belli bir gelirleri vardır. Ama nedir? Her yılda transferler yapıyorlar. Yani takımla isimler geliyor, gidiyor. Bütçe olarak da harcamalar yapıyorlar. Ama şanssızları nedir? Kendilerinden bütçe ve camia açısından hedef olarak daha güçlü takımlar çıkıyor. Mağusa Türkgücü olsun, Değirmenlik olsun. İşte bu yıl yeni caminin sürpriz isimlerden dolayı sergilediği performans olsun. Bundan dolayı da Küçük Kaymaklı artık akabinde geri planda kalıyor. Ama baktığınızda daha da vardır camiada. Kaymaklı'da olup da destek çok olmayan, çok yani iş insanı var biliyorum ben. Yani ama yok, destek yok yani. Muhakkak yani onlar da usanmışlar demişlerdir ama son yıllarda verilen destekler bence Küçük Kaymaklı için çok doğru kullanılmıştır. Ben önce bunun için yönetimi Akay Başkan'ı tebrik ederim. Bu önemlidir. Yani Akay Başkan da gidicidir, yöneticiler de gidicidir ama o saha, o antrenman sahası, o halı saha, o ne bileyim tesisler, o işte sadece futbol değil, işte 15 voleybol takımı, basketbol takımı, yani bir spor kulübü olmayanında ilerliyorlar. Aynen öyle. Ben de onları bunların dolayı da kutluyorum. İnşallah diğer takımların da imkanları, güçleri el verir ve böyle bir tesislere ve farklı spor dallarına da yönelirler. Evet, 11'ler belli olmuş. Girne'de bunu belirtelim. Türk Ocağı Cihangir maçında ilk 11'ler belli oldu. Türk Ocağı'nda kalede Hüseyin Var Ertaç, İlker İnceler, Şükrü Yiğitbal, Yusuf Karaziz, Turgut Berke Kut, Oğukan, Yunus Emre, Sassi, Polat ve Bilal 11 ile mücadele edecek Türk Ocağı. Konuk Cihangir'de kalede Mehmet Yeşil var. Nurettin, Selçuk, Berhan, Babakar, Hakan Karacaoğlu, Muhittin, Sercan, Erol Aksunlar, Mikail ve Yankı 11 ile mücadele edecek konuk Cihangir. Ali Öztürk yok Cihangir takımında. Dikkatimi çeken bir isim. Bugün ilk 11'de değil. Bu arada kadro dışı bırakılan Taner de kadroda. Bir hafta sürdü demek ki ayrılık, kısa ayrılık. Yani dediğim gibi kendi işlerinde konuşulup çözülebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Fazla da büyütülecek bir konu yok, bir saygısızlık, aile bir içerisinde yoksa. Her insan futbol oynamak ister, 11'de oynamak ister ama teknik heyetinde yeni takımı bozma, yani herhangi bir sakatlık veya ceza olmasa kolay değil yeni takımı bozması. Evet, ilerleyelim Halit. Kaymaklı Gönyeli maçında geçtik. Pazar gününe gelelim. 3 maç var. Değirmenlik'ten başlayalım. Değirmenlik Sadık Cemil Stadında Miracle Değirmenlik Lefke. İki forumda ekip son haftalarda son 4 maçını kazanan Miracle Değirmenlik ve son 2 maçını kazanan yeni teknik direktörü Çağan Çerkez de kazanan Lefke takımı.
Güzel bir karşılaşma. Miracle Değirmenlik transfer etmişti iki önemli futbolcuyu sezon başında Türkiye'den. Onlar için de ayrı bir karşılaşma. Evet. Miracle Değirmenlik için iki haftadır tehlike çanları çaldı. Evet. Ama günün sonunda 3 puana uzandılar. Lefke açısından bakacak olursak teknik heyet değişikliğinden sonra gelen arda arda galibiyetler ve takımın 3 direkt oynayan isminin oynamadığı, Kaan Savaşkan, Yılmaz ve Rahmi'nin olmadığı. Ben haftalarda bu arada gelen galibiyetler onlar açısından çok önemliydi. Demek ki Çağan Hoca'nın gelmesi on takıma ayrı bir motivasyon, ayrı bir hava kazandırdı. Uyuyor. Onlar için uyumları var. Evet, onlar için en ciddi sınav bu hafta. Senin de söylediğin gibi Semih ve Kasım eski takımlarına karşı oynayacaklar ama Kasım'ın bir sakatlığı var. Durumu ne olacak yani belli değil. Oynaması biraz zor görünüyor diye duyum aldık ama ben oynayabileceğini düşünüyorum. Yani bizim ülkemizde sonuna kadar her şey olabilir. O yüzden yani pek verilen bilgileri karşılaşma öncesinde çok dikkatli almıyorum ben açıkçası. Çok çünkü da bazen yanlış bilgi veriyormuşuz gibi görülüyor ama bize de verilen bilgiler bazen yanlış olabilir. Aynen, yani antrenmana çıkmadım diyen, kendi ağzından konuştuğumuz futbolcu var, antrenmana çıkmadım, oynayacak durumda değilim diyen ama ilk 11'e çıkan oyuncu var. İsmi aynen bizde kalsın. O da onların bileceği şey. Lefke açısından El Hasan'ın golle tanıştığını notunu almışsın Necmi. Senin aldığın notlarda. Golü attı. Golle tanışamayan iki yabancı kaldı. Sekbef ve orta saha. Gerçi Sekbef ya da golle tanıştı. Geçtiğimiz hafta kendi kalesini attı. Şanssız yani, bir gol yedi. Onu da sayarsak. Bir de kim kaldı? Endue. Göçmen köyden Endue kaldı. Lefke'de yabancının da takıma skor katkısı üretmesi yanında sahada da katkı vermesi o eksiklerin olduğu haftada önemli bir olay oldu. Lefke toparlandı sanki. Yani Lefke'lik yenilgiden sonra. Yani bir hava değişikliği oldu ama bu da elindeki kadro daraldı Çağan Hoca'nın. Yani 3 direkt oynayan isimin sakatlığı onlar için önemli bir eksiktir. Yani takımın %25'i 30'udur diye düşünüyorum ben. Değirmenlik açısından kendi sahasında oynadıkları karşılaşmaları açıkçası zemin kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani istediği futbolu yansıtamadıklarını düşünüyorum Değirmenliğin. Yani canlı gittiğim gözümle de gördüm. Değirmenliğin zemini bitmiş durumdaymış. Aynen, yani yılların sentetiği. O açıdan bence Değirmenliğin artık kendi sahasında oynayacakları maçlar kendileri açısından bir dezavantaj olacaktır. Lefke'nin takım savunmasını onu geride kabullenerek başlayacağını düşünüyorum. Yani bir puana gelecek. Yani bir puana gelirken de sürpriz bir. Çünkü Değirmenliğin iki haftadır karşılaşma özetlerini muhakkak izlemiştir Çağan çok Hoca. Arkada boşluk. Arkada çok boşluklar bıraktı. Gol aradığı anlarda ama gerek kendilerinin rakip oyuncuların beceriksizleri, gerek Hasan Piro'nun kurtarışları dönüm noktası oldu. Dediğim gibi Lefke savunma önünde geride tutarak başlayacaktır. Kontra tadayla oynayacaktır. Eğer Miracle Değirmenlik ardı ardına gol bulup maçı koparamazsa sıkıntı yaşayacaktır. Yani bu onlar için iki kritik haftadan sonra kendi sahasında oynayacakları önemli bir mücadele olacak. Yani iki haftada da Miracle Değirmenlik 4 gol attı. Evet. Kaymaklı'ya 2'den uzatmada attı. Evet. Bir de geçtiğimiz hafta attı. Bir de ilk yarıda attı Kaymaklı'ya. Evet. 4 gol attı. Yani alışılageldiğimiz o gol performansında da bir düşüş var. Miracle evet. Değirmenliğin bana göre Lefke'de de savunma iyi, iyi savunma yapabilen bir takım. Evet. Yani yarın pazar günü erken gol bulmamaları durumunda maç farklı bir boyutlara gidiyor. Yani illeki Değirmenlik açılacaktır gol bulmak açısından. Lefke kolay gol yiyen bir takım aynen değil. Lefke de bunu değerlendirebilir hücum oyuncular açısından. Aziz'in önün sakatlığı var. Sanıyorum o da geçmedi tam. Çünkü sanırım geçen hafta sakat oynadı Şükrü. Çünkü aldığımız bilgi dahiline geçen hafta risk aldı da oynadı. Baktığımda da bence takımın hemen hemen yani SNTB'den gelen oyuncular takımı sürüklüyor. Aynen. Yani Hüseyin Denekli beraber ek bir parantez Semih açarım. Yani Hüseyin Denekli, Şükrü ve Semih hücum gücünü takımın hemen hemen her şeyi. Bu da onlar açısından Şükrü'nün eksikliği önemli bir eksiklik olacaktır. Yani skor olarak kimin Galatasaray'a yakın geleceğini soracak Necmi tahminin bakışlarından anladım ama evet. Kestirmek zor çünkü zor bir mücadele olacak. Evet, bence de zor bir maç olacak. Bekleyip görelim. Ben de bu hafta karar aldım. Sonuç söylemiyorum Ali. Yani kim kazanacak demiyorum. Ama güzel maç olacak. Evet.
Hamitköy Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş stadında. Evet. Ören Karademir son haftalarında başarılı bir hakemi bu karşılaşmada görev yapacak. Alt tarafları yakından ilgilendiren bir maç. Hamitköy ilk kez ben bu kadar görüyorum. Puan alamasın, yani 3 puan alamasın. 4 haftadır. Galibiyete tanışamadı. Gol de yok. 4 haftadır gol atmıyor ama takım. Ama son 2 haftadır iyi oynuyor. Çok yani, da pozisyonlara girdiler. Evet, Ernest özellikle fizik gücünü de iyi kullanıyor. Göçmenköy ayrı bir konu. Teknik adam değişimi var, ondan başla istersen. Evet. Şimdi Göçmenköy'den başlayalım. Son sezonu alıp devam ettireyim. Tolga Dergiş Gütsoy takım başına getirdiler. İlk kez Süper Lig düzeyinde bir takım çalıştıracağını biliyoruz. Daha önce alt liglerde görev almıştı. Gerek alt ekiplerde gerek A2 liglerinde veya takım altyapı koordinatörleri olarak BTM1'de. Açıkçası Göçmenköy'ün bu durumdayken daha bir takımı tecrübeli bir isme, yani bu isimleri oynatabilecek, futbolculardan verimi alabilecek kritik bir dönemde daha tecrübeli bir isme, ligimizi iyi bilen, bu ateşten gömleğe giyebilecek isimlere teslim etmesini bekliyordum kendi düşüncemle. Hatta maçta o skoru öğrendikten sonra ben İltaçoğlu'dan bir istifa bekliyordum. O da doğru olanı yaptı. Ama Göçmen açısından... Yani sorun İltaçoğlu mıydı? Yani derin konular. Göçmenköy'de. Yani İltaçoğlu'nun kurduğu kadro ve geçmiş yıllarda aldığı başarılar tartışılmaz. Evet. Ama bir şekilde Göçmenköy'de dikiş tutturulamadı. Yani yapılan transferler, yerli yabancı, ülkenin en iyi kalecilerinden ilk üçten bir tanesi. Hayır, yani alırlar. Takıma geliyor. Evet. Demek ki gereksiz kişiler de alınıyor. Yani bence hata Necmi nerede oldu? Her yıl farklı isimler alınıyor. O kadro istatistiği yakalanmadı. İşte Hasan Kanlıyanlar sakatlandı. Rahmi geçen sene oynadı, bu yıl yok. Yabancı değişti. Daha önce Alikler'de oynayan Süper Lig tecrübesi olan Malik Yakup'u takıma monte edildi. Mahmut'un sakatlığı. İşte Musa takıma geldi. Ama o da veremiyor. Alaaddin'i ben tanıyamadım. O eski performansından çok uzak. Arda'nın eksikliği var. Yani takımda birçok şey yolunda gitmiyor. Burası yani bir Yusuf gerçek. Da yani ne yapsınlar? Yusuf da artık bir yere kadar. O da geçtiğimiz haftalardan dolayı herhalde unutamayacağı bir maç olmuştu. Yani Yusuf'un her yerinde öyle bir maç yok. 4 gol yediği maç herhalde tahminim yoktur. Yani genç takımlarda dahil. Yoktur diye düşünüyorum. O da onun için bir demoralize olacaktır. Sonuçta gardı düşmüştür onun da. Hamitköy açısından bakacak olursak 4 haftadır gol atamıyorlar. Pozisyona giriyorlar. Kendi sahasında daha iyi, daha farklı oynuyorlar. İki camia, dost, kardeş, kulüp. Gerek başkanlar düzeyinde, futbolcular düzeyinde, teknik düzeyinde. Kardeşlik kalacak mı? Puan durumunda işte sahada bazı şeyler değişecek diye düşünüyorum. Çünkü iki takım da skor odaklı oynayacaktır. Centilmence bir maç. Hamitköy'ün bir galibiyeti. Ligin alt tarafını alevle. Allak bullak olur kesinlikle. Yani Gönyeli, Yeşilova, Çetinkaya, Göçmenköy, Türk Hocam bugün kazanamaz. Yani gücü bir anda korku salar. Yani söylüyorum, ligin yakınlaşır. Aynen. Yani çok kritik bir hafta Hamitköy açısından. Yani onların da artık gol bularak morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından gol bulunur, galibiyet gelinir, gol atılır, bir puan alınır. Yani takımın şu an tam kritik noktada olduğunu düşünüyorum. Toykan'ın da takıma döndüğünü biliyorum geçen haftadan da. Evet. Eksik de yok. İki takım açısından da çok zor bir maç. Göçmenköy'de Hüseyin Sadıkar'ın eksikliği bence takımın içerisinde belli olacaktır. En azından böyle önemli maçlarda bu tip isimler yani sahada olduğu sürece hakemin etkisini altına alır. Rakip oyuncuları da kızdırabilir. Yani Hüseyin Sadıkar'ın bence eksikliği belli olacaktır yani takımda. Kim oynar? Cemal oynar herhalde. Cemal oynayacak muhtemelen. Mevlüt'ün de artık bu formayı alması gerektiğini düşünüyorum. İşte Malik yerine bence Mevlüt de olur. Malik de yani kötü oynamıyor. Elinden geleni yapıyor. Zor maç. Bekleyip görelim yani, ama klasik olacak ama bir adım önde görüyorum bu hafta. Yani iki haftadır izliyorum Hamitköy'ü. Pozisyona giriyor, gol yapamıyor. Toykan'ın gelmesiyle birlikte gol bulacaktır Hamitköy artık. Çünkü Toykan da geçtiğimiz hafta o golleri normalde atar ama maç eksiği var. Kolay da değil. Evet, sakatlıktan döndü. Geçtiğimiz hafta Mesare'yi Hamitköy kazanabilirdi orada. Evet. Zor bir deplasman. Mesare'ye kendi evinde 3-4 yaptı bu sezon. Evet. Lefke'yi yendi. Yonpaşa'nın Pınar'ı yendi. Ve Hamitköy'ü yendi. Evet. Yani, farklı bitebilirdi ama. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani zor maç. Dediğim gibi iki takımın artıları var, eksileri var. Yeni teknik direktör değişimi var. Değişik bir hava var. Teknik direktörün
takıma, Ateş'ten gömleği giydiği, neler yapılacağını ben de çok merak ediyorum. Yani Göçmenköy bu durumdayken daha tecrübeli, daha ligi iyi bilen bir ismi. Ben Tolga Hoca'yı yakından tanıyorum. Yani çok başarılı bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Çok araştırmacı, kendini geliştiriyor ama bu noktada nasıl diyeyim? Doğru zaman, doğru takım, doğru zaman mı? Yani ben de aynı düşünceyim. Zamanı değildi sanki. Göçmenköy şu an acilen puan istiyor ama belki de iyi gelir, belki de hiç beklemediğimiz seri galibiyetler alır Göçmenköy, bilemiyorum. Artık onun antrenör şansı da bir andı. Evet, yanında olması gerekecek. Görecek. Son maçımıza da geçelim o zaman. Zaten süremiz de çok kalmadı Halit. Lefkoş Atatürk Stadı'nda. Pazar günü bu arada 3 maç var ama 3 tane de bölgede. Değirmenlik, Hamitköy ve Lefkoşa'da. Evet. 3 tane birbirinden güzel maç var. Çayna Pazar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği, Mehmet Sezenler karşılaşmanın hakemi. Neler söyleyebiliriz? Gençlik Gücü kazandı geçtiğimiz hafta. Doğan Türk Birliği'nin güzel bir çıkışı var. 3'te 0, daha sonra 3'te 3. 3'te 0, 0 gol. Evet, 0 gol ve gollerle dönen bir Doğan Türk Birliği. Evet. Yani Doğan Türk Birliği kendini buldu tamamen. Esas kemik katrolü artık karşılaşmalara çıkıyor. Bu da onların hafta hafta ne kadar iyi işler yapacağının göstergesi oldu. Süper Kupa finali, Süper Kupa finali dahil oynanan diğer 3 lig maçında atılan 0 gol, arkasından 2-0 Mesarya, 5-1 Gönyeli ve 7-1 Göçmenköy. Evet. Yani bakıldığında şu an için ligde en fazla gol atan 3. takım konumuna geldiler bir anda. Ki son 3 haftada zaten istatistikleri alt üst ettiler. Selim'in, Tansel'in takıma dönmesi, bunlar beraber Bilin'in, Halil Turan'ın artan performansı, işte Kenan'ın artık yavaş yavaş takıma katkı verecek pozisyona gelmesi, Faruk'un önemli performansı, değişik mevkileri de deniyor Turan Hoca. Doğan Türk Birliği'nin bu beklenecek işi yapmasını ikimiz de bekliyorduk. Hatta Mausa Türk Gücü maçı öncesinde konuşmuştuk ama aynen o gol şansını karamamışlardı. Bir de kemik katro olarak sahaya çıkamıyorlardı. Şimdi onu yakaladılar. Belli bir katro standartları vardı. Belli bir sistemi var takımın. Gençlik gücü açısından da bakacak olursak karşılaşmaya, alınan mağlubiyetlerin ardından gelen galibiyet var. Galibiyette Hasan Akkuya parantez açmak lazım. Hasan Akkuya takımın bence şu an için %50'si, %60'ı diye düşünüyorum. Yani gençlik gücüne maça gidiyorum. Hasan Akkuya'yı görmeye gidiyorum. Aynen, yani gerçekten önemli bir performans. Çok düzgün efendine bir isim. Evet. Ben de ne kadar onun başarılı olmasına kendi kadar ben de seviniyorum açıkçası. Ülkemizin bir genci. Küçüklükten beri tanıdım. Yürüyerek sahaya gittiğini bildiğim bir isim. Evet. O zaman açıkçası onun performansına gurur duyuyorum. Gençlik gücü açısından gol yemedikleri her maç gol atacaklardır. Hatta çok rahat gol atarlar. Yabancı isimleri yani daha sanki iyi. Sanki savunmada bir iki ismi değiştirdi Niyaz Hoca. Abbas'ı yedeklere çekti. Biraz daha dinamik bir takım yaratma yönünde adımlar atıldı. Sezgin formayı aldı. Sanki bir gençlik gücü yeni bir oluşuma gidiyor. Yeni bir takım kuruyor. Yani sonuçta takım kazandığı sürece hiçbir problem yoktur Necmi, ama takım kaybettiği sürece, gol yiyerek kaybediyorsa, orada bir teknik heyetin duygusal davranmayıp müdahale etmesi gerektiğini düşünüyordum ben de. Evet. Doğru da yaptı. Abbas tecrübeli bir isim takıma abi olarak daha katkı yani verir. Sağ içerisinde artık de. Yani performans olarak değil de mental anlamda abilik konusunda destek alabilirsiniz. Tabii aynen, ihtiyacınız olacağınız maçlarda olacak. Aynen. Katkı da sağlayacaktır ama ilk 11'de mi oyna, sonradan mı girer? O konuyla ilgili teknik heyetin vereceği bir karar var. Değişim bence yaramıştır gençlik gücüne. Önemli bir karşılaşmada önemli bir de puan aldılar. Hasan Akkun'un performansıyla. Evet. Esas hafta onlar için bu hafta. Karşısında diri bir Doğan Türk Birliği. Sahada yani ben gollü bir mücadele geçeceğini bekliyorum. Çünkü gençlik gücünün savunmasını her ne karşısında Doğan Türk Birliği'nin gol bulacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de Çayna Pazar Gençlik Gücü takımının da Doğan Türk Birliği karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Ben tamamen iki takımın da hücum gücüne güvendiğimden dolayıdır bu ve savunmanın da zaaflarının olduğundan dolayı. Ben Doğan'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Bu hava devam eder. Yani bence. Ben de yani fikir üretecek olursak Doğan Türk Birliği'nin kazanacağını düşünüyorum ama gollü bir mücadele olur. Evet, Tayfun'da yok. Yani yok demeyeyim de şu anlık yok. Gençlik Gücü kaptanı.
Evet. Bakalım durumu maç saatinde belli olacak. Arka adalesindeki sakatlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum Halit. Teşekkür ederim hocam. De sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşeceğiz Halit. Teşekkür ederim. Evet, maça doğrunun bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı stüdyolarda, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İle Mesarya karşı karşıya. Ligin iki namağlup takımı kozlarını Lefkoşa'da paylaşıyor.